Yine sık sorulardan bir tanesi. Ya biz bu kadar nesnel bir tasarım yaptık güzel. Her şey e, iyi oldu. Aslına bakarsanız kafamızı da yattı. E, fakat ben yani uygulamamda o kadar rapor alıyorum. Raporlar alırken bu kadar tabloyla mı uğraşacağım? E, ya yani, e, evet aslına bakarsanız bu birçok programcı için ne yazık ki e, bir problem. Fakat ne yazık ki e, OLTP veri tabanıyla, veri tabanlarıyla OLAP hizmeti görecek veri tabanlarını aslında birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü şu an OLTP bir veri tabanı tasarımını yani e, Transactional Processing yaptığımız yani Select, Insert, Update, Delete temel sorgularını çalıştırmamız gereken yani sistemi otomize ettiğimiz, programladığımız bir tasarımdan bahsediyoruz. E tabi bunun üzerine de rapor almaya başlayınca e, tabii ki bir sürü e, join'lerle karşı karşıya kalırız. E, hani performans problemi vesaire gibi durumlar açıkçası çok önemli değil burada. E, yani sanıldığı gibi e, işte iki tabloya gidiyor, iki tablo join oluyor. E, böyle bir şey söz konusu değil. E, ya yani En azından belli bir algılandığı kadar yüksek değil. E, bununla ilgili e, hani indekslerle ilgili detaylı çalışma yaptığınız zaman e, neden böyle bir şey söylediğimi göreceksiniz. O yüzden programcı böyle durumlarda e, ne yapıyor? Siz de biliyorsunuz, viewlardan yararlanıyorsunuz, yararlanıyoruz. E, i̇şte aslında buradaki mantık da, o. yani OLTP veri tabanlarını raporlama için biz aslında normalize olan sistemi denormalize ederiz. Aslında raporlama oluşturacak bir ortam için, örneğin müşteriyi gerçek müşteri, tüzel müşteri, sendikayı join ederiz ve onu bir view haline getiririz. Aslına bakarsanız tabii ki Viva haline getirmek hani büyük kurumsal projelerde tercih edilmemesi gereken bir yöntem. Hani raporlama amaçlıysa tabii ki. Burada kullanım amacı, kullanım ortamı işte bir veri ambarı yaparaktan bu verilerin denormalizasyonu olur. Yani denormalizasyon dediğimiz bu dört tablo aslında tek bir tablo haline getirilmek suretiyle veya daha ayrı çalışılmak isterse sendikalar ayrı, müşteriler, işte gerçek müşteriler müşterilerle, tüzel müşteriler müşterilerle, sendikalar müşterilerle join etmek suretiyle yapılır. Tabi bu analizlerle alakalı bir işi şey. O yüzden OLTP veri tabanlarının aslında orada hatalı olan OLTP veri tabanlarının direkt raporlama amaçlı kullanılması. Ama tabii ki hani belli başlı projelerde işinizi hızlı görmek adına view'lardan yararlanabilirsiniz. Zaten orada da denormalizasyon yapıyorsunuz büyük ölçüde.